Şimdi bunu kenara alıyorum. Şunu şu şekilde. Şimdi lokanta tarzı karnıyarık nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Şu sapı bizim için önemlidir. Bunu servis ederken bu sapı kullanıyoruz. O yüzden bu sapı atmıyoruz, kesmiyoruz. Şöyle kabukları var şu patlıcanın arka tarafındaki. Şunları şöyle bir güzel kesiyoruz. Şu şekilde. İçinde böyle kemikimsi bir yapı var, odunumsu bir yapı var. Onu ortaya çıkaracağız. Şöyle yeşil kısmını kopardığımız zaman altından bakın. Şöyle kesiyorum. Evet. Şu şekilde bakın şöyle sert bir yapı var. Bunu şuradan böyle kesiyoruz biraz daha kısa olsun diye. Bu kemiksi yapıyı ortaya çıkardıktan sonra şimdi patlıcanımızı alacalı olarak soyuyoruz. Soyacak kullanabiliriz. Bıçak da kullanabiliriz ama soyacakla daha tasarruflu olur. Şimdi patlıcanımız hangi yana yatıyorsa mesela şu şekilde yana yatıyor ya da şu şekilde biz bu tarafını kullanacağız. Önce bu tarafını ayarlıyorum. Şöyle patlıcanın içini açıyoruz. Evet. Burayı fazla açmıyoruz çünkü patlıcan piştikten sonra yumuşuyor. Bu yan taraftaki kabuklar patlıcanın içini böyle diri tutuyor, bir tarafta tutuyor, yoksa dağılır gider. Ondan sonra şuraya bir alacalı atıyoruz arka tarafına. Hani fazla kabuk tüketmemek için. Daha sonra şuraya bir alaca atıyoruz. Ondan sonra içini oyuyoruz. Şöyle bir tane şöyle. Şöyle bir tane, bir tane de şu şekilde. Çok fazla açmanıza gerek yok zaten. Şöyle yapıyoruz. Sonra şu ortaya bir tane şey atıyoruz. Çizgi atıyoruz. Böyle burayı delmeyecek şekilde. Şöyle çizgi atıyoruz. Piştikten sonra iç harcını koyarken böyle içi iyice açılsın diye böyle yapılıyor. Şimdi bu patlıcanımız hazır. Bunu da şu tepsiye koyuyoruz.